Masuaku'nun sözleşmesi uzadı. Beşiktaş aldı bonservisini. Siz çok beğeniyordunuz. Evet. Hatta gözden düştüğü bir dönem vardı devre arası, o Dünya Kupası zamanı. Orada da siz tepki göstermiştiniz. İyi bir sol bek. Neden gözden düşüyor? Oynatsanıza, kullansanıza demiştiniz. Şimdi alındı Beşiktaş'a. Ne düşünüyorsunuz bu hayırlı transferle olsun ilgili? Ya bugüne kadar benim futbolcularla ilgili söylediğim, tamam mı? Hiçbir şey yanlış çıkmadı. Çıkabilir de yani. O, ya biz de insanız, hata yapabiliriz. Perez'le anlaşamadık ama Ahmet Selim Kul'da. Luan Perez'le. Ya şimdi Masuaku bak. Şimdi ben her zaman şöyle Abdullah Ercan'dan bahsetmişimdir sol bekte. Nasıl oyuna girecek bak. İyi sol bek, kötü sol bek, şu bu falan demiyorum, tamam mı? Nasıl bir futbolcu, bir takım oyuna nasıl girer arkadan? Abdullah Ercan'ı çok örnek gösteririm. Ondan sonra Masuaku. Dikkat edin yani oyuna girişine, arkası öne şu bu falan filan. Çok da faydalı adam. O zaman da işte hatta buradan Sercan'a da soruyordum. Ya gidiyor, ya nasıl gider bu diyordum falan filan. Yok gitti falan, bitti hani o, gitti falan diyordu. Neyse. Şimdi futbolcu adam alıp ya rahatlatıyor takım. Ayağına gelince rahatlatıyor. Hatası yok mudur? Vardır mutlaka falan. Topu oyuna sokmakta şeyi, mahareti var, bir tecrübesi var, kalitesi var adamın. Bir de vurmuyor, geliyor, bakıyor, oyunu rahatlatıyor. Pas hatası yapsa bile oyunu genişletmek için. Ya bana göre bir takımı, hani şimdi kale önünden falan başlıyorlar ya, bir moda çıktı altı pastan, risk. Hiç gerek yok ona. Dörtte oynarsın, işte Masuaku gibi iki tane bekin olduğu zaman içeri doğru kat edersin. Topu alışı bile, ya bak, şimdi topu böyle düz alırsan, sol bek böyle, ben bir tek Serhat atarım değil mi? Ama ben topu bu tarafa doğru alırsam burada santiforum var, orta sahan var. Çift yönlü oynayabiliyorsun tabii. Çift yani 3-4 kişi alternatif var. Bu mesela Masuaku'ya hemen pası da vermiyor. Yani çok önemli bir futbolcu benim için. Beşiktaş'ta dedim ki ondan daha iyi sol bek yok. O, daha iyi sol bekler yok mu? Vardır. Ama benim Beşiktaş için çok önemli birisiydi. Şenol Hoca da hakkını verdi sağ olsun. Adam bana göre hak ettiği şeyde formasını aldı. Az bana önce iyi bir şey yaptı Beşiktaş bek olarak. Şenol Güneş'le Trabzonspor maçı sonrası telefonda konuştum demiştiniz, evet hocam. Biraz daha detay vermek ister misiniz? Ya şimdi, mesela Enkudu pişmanlığı var mı? Ya Enkudu'dan bahsetmedim, bahsederdim, ona bahsedeceğim yine de. Şimdi Şenol dedi ki kötü oynadık dedi. Ben aradım Kandil'i, açmadı, sonra beni aradı. Kandil kutlaması yaptı falan. Ya iyi oynamadık dedi. Ya dedim ki sakın futbolcularına bir şey deme. Yani ben, yani kötü oynadık falan değil mi? Adamlar oynatmadı abi. Neredeydi bu Trabzon? Oynatmadılar. Bak Serhan da demiş söylüyorum. Kıpırdatmadılar ya kimseyi. Yani orada söyleyecek bir şey yok. Enkudu ile ilgili girdi. Şimdi maçı anlatan arkadaş da topu kaptırdı. Bilmem ne falan dedikçe vallahi da adam bir şeyler yapmak istiyor. Bak Enkudu ile ilgili. Ben Şenol Hoca'ya bizi dinliyor mu dinlemiyor mu bir ara olursa gene söylerim. Enkudu fikirlerimi söylüyorum çünkü ben. O da sağ olsun beni dikkate alır. Enkudu bir şeyler yapabilir. Her an bir şey yapabilir. Yani her an. Kimdi, kendisi bile ne yapacağını bilmiyor yani. Rakip bilmiyor, bilmiyor. Kendi hocası bilmiyor. Bir tehlikeli adam. Yani her an bir gol atabilir, attırabilir. Ve bence Enkudu'dan vazgeçmesin. Onun için de söylemiştim yani. Enkudu'yu ben bırakmam. Ben bir gün lazım olur. En kritik maçta sana lazım olur. Ben o maç için bu maçı düşünüyordum. Şenol Hoca da herhalde öyle düşünmüştür. Ama bu maçta şey olmadı, verimli olmadı. Hatta birkaç tane top kaptırdı. Tehlikeli oldu ama tekrar bayağı geri geldi. Nereye yaptı ortaları? Ama ortaları. Türkiye geri geldi, topu da kaptı falan. Yani şey bir adam değil ama. Çare değil ama. He? Yani çare değil. Önümüzdeki yani, senenin kadrosunda da olacaklarını düşünmüyorum. Enkudu ben buraya bilmiyorum kadar. Ama bu sene evet, faydalanabileceksen eğer mukayesesi varsa hocam, ben devam zaten onlar da yani 6 aydır sen çok maçlarda oynatmıyorsun. Ondan sonra gelip Trabzonspor karşılaşmasına koyuyor. En hocam, zor, en kritik yok, deplasman. Bir dakika şimdi. Atletico Madrid maçında oynadın, adam nasıl gol attı ya? Ama hazırlık maçı hocam yani. Fark eder mi hazırlık maçı? Ya Enkudu'nun sistemi, stili. Hocam. Her maçta her şeyi yapacak hocam, kapasitesi Gezal var. Gezal bile dönemedi bak, farkında mısın? Ne? Gezal bile dönemedi daha. Ya Gezal'la bunun şeyi bile. Gezal'ın, ben sana şunu Gezal anladım. Fizik olarak hazır değil. Bu ya fizik işte olarak hocam, hazır. Ama işte bu da kafacı yok. İşte kafa, ya kafacı olsa zaten nerede oynar yani, ya? Oo, yani Trabzonspor'un zaten sistemi belliydi. Kanat bekleri çıkarmayacaktı. Kanat bekleri sıkıntıya soktu. Zaten Redmond'u marke etti. Aboubakar'ı marke Trabzonspor etti. Zaten Gezal da hareket edemeyince pozisyon bulamadı Beşiktaş. Trabzonspor kimseyi oynatmadı ki. Bu maçta şeyi suçlayamazsın kötü oynadı diye yani. Top kaptırmış olabilir.
Yani Enkudu'yu ben bu maçta suçlayamam arkadaş. Çünkü hiçbir tane bana der ki şu iyi oynadı diyemezsin. Çünkü oynattırmadı. Evet. Trabzonspor oynattırmadı yani. Cenksizlik hücumda Beşiktaş'ı bayağı etkiler, olumsuz etkiledi diyebilir miyiz? Çünkü niye Cenk çıkıyor orada bir karambolda bir kafa vuruyor, gol atıyor, kilidi açıyor. Anladın mı? Cenk çok önemli bir futbolcu. Takım içeride toparlıyor. Yalnız şey değil yani, futboluyla da değil. Yani orada yaptığı kaptanlık da takımı içeriden destekliyor, toparlıyor. Yani Cenk orada bir tane pozisyon yakalayabilirdi. Bir kafa topu, bir duran top, bir gol atardı. Olay değişebilirdi. Yani Cenk çok farklı bir futbolcu. Aboubakar çok etkisiz kaldı. Ama diyor söylüyorum yani, ya ben Hüseyin'i falan ilk defa gördüm. Çok iyi oynadılar yani Trabzonspor'la. İnanılmaz bir baskı yaptılar. Yalnız şey değil yani, bütün takım olarak baskı yaptılar. Ben şey Bakasetas'ı falan bile hayret ettim yani. Nasıl basıyorlar, ediyorlar. Gezdal bayağı güçsüzleşmiş. Şu vuruşları falan o kadar cılızdı ki kaleye evet, bu maçta. Iki şimdi işte özellikle. Serhan'ın dediği diyor ki kendine gelemedi. Bak fizik olarak başka, tamam mı? Maç temposu olarak başka yani. Bunlar maç temposu yoksa istediğin antrenmanı yap. Maç temponu olacak. Ama Enkudu öyle değil mesela. Enkudu çabuk, süratli. Onun maç temposu var. Zaten hazırlamış. Atletico Madrid maçında da belli etti. Ama bu maçta fazla yapacak bir şey yok. Hocam, ama gene de Şenol Hoca'nın yerine bravo. Ben de olsam bir hani bir şey yapabilecek acaba, hani bir deli futbolcu koyarım oraya. Utrak'ı bir dağıtabilir, penaltı yapabilir, şey falan. O açıdan koydu. Ben yani devam, eğer varsa şeyi yani kullanmaya çalışırım Enkudu'yu. Yani illa banka oynatacağım falan. Peki Gezal'in yani eski gücüyle dönebileceğine inanıyor musun? Sanki dönem. Bana eski şampiyonluklardaki en büyük pay sahibi olan Gezal'ı belki bir daha aynı şekilde bulamayacak diye yok düşünüyorum, ama diğer taraftan da Red Bull'u buldu. Yani buldu da bir şey söyleyeceğim Serhan'cığım. Sol tarafa da Cenk'i koyacak. Şimdi bu nedir biliyor musun? Bir maç oynamamanın verdiği bir eksiklik bir, iki profesyonel şantı bilmiyorum. Bana göre yok. Gezal'ın mı? Gezal'ın. Yok Gezal ama şey... Nasıldır aile zaten yapısı? Zaten Kuzey Afrikalı. Aile yapısı nasıl? Bekar mı? Yok evli. Aa, yani zaman, öyle tamam. Bir özel hayatıyla ilgili yok, bir sıkıntısı yok. O zaman yok sıkıntı geri döner. Geri döner. Birkaç başta oynadığı zaman geri döner. Ama işte ben de Onur gibi gördüm yani. Çünkü son vuruşlarda çok cılızdı. Bizim tamam da ama beklediğimiz döner. Beklediğimiz bir şey yoktu yani. Çünkü sonuçta yani Gezal hem tekniğini kullanıyordu hem aklını kullanıyordu. Yani burada akıl dolu vuruş da yapamıyordu yani. Belki kendini hazır hissetmiyor. O da olabilir. Ama ben yine de en büyük yükselen değerinin 2-3 futbolcu arasında ben Onur'un olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş'taki evet. Çok büyük değer olduğunu düşünüyorum. Redmond'un olduğunu düşünüyorum. Maxim'in daha da fazla iyi olacağını düşünüyorum Beşiktaş kariyerinde. Maxim iyi futbolcu, o da eksikliği var yalnız. Hocam Saiz da gözden düşürülmüştü ama Saiz evet, da söylüyorduk. Burada Saiz'i de söyledim ya. O da çok sağlam bir oyuncu. Bak, yani bir Fas şey milli takımının hala kaptanı. Brezilya'yı yendiler 2 hafta evet. Önce. 3-0 yendiler. Zaman gayet de iyi oynuyor. Yani... Evet aynı şeyi söylüyorum. Burada Brezilya, hatta burada söyledim ya, Brezilya 3-0 yendiler. Bu adam direkt oynamış, baktım da, tamam mı? Niye oynamıyor diyordum yani. Diyordum, söylüyordum. Saiz ya futbol nerede duracağını biliyor, ne yapacağını biliyor. Tabii o konuda çok tecrübeli. Yani illa gideceğim döneceğim Premier Lig'e diyorsa dönebilir de, o zaman zaten niye geldi ki yani, yeni geldin. Niye bir daha dönmek istiyorsun Premier Lig'e? Ama Şenol'da bir ters şeyi var. Soramıyorum onları, soramadım. Şenol'da da bir oturup konuşamadık yani. Bir çay kahve ısmarlayacak bana, hala borcu Ramazan'dan var. Ramazan'dan sonra lig olur hocam. Lig bitmeden bu randevuyu alacağım. Sen de ya yakınız ya. Haberleri alalım ya, senden tamam ondan yani. Sonra. Alırız canım. Şenol hocam ne zaman alsam sağ olsun yani. Açar telefonu, konuşuruz falan filan. Peki şimdi. Beşiktaş'ın tabii bu sezon şu an çok zor artık şampiyonluk, ama gelecek sezon şampiyonluğu oynamak için ne yapması lazım? Hangi bölgelere takviye yapması lazım? Herkes yani şimdi, kreatif bir 10 numara orta saha oyuncusu olması gerektiğini söylüyor. Katılıyor musunuz? Hayat takım istiyor. Herkes 10 numara, 10.5 numara Mustafa Hoca'nın kulağı için nasıl istiyor. Yani Beşiktaş bana göre şu anda iyi yolda. Bana göre bir orta sahaya bir takviye. Bir tane şey giden ne o? Şey içine giden futbolcu. Ha, işte, De Souza. Souza gibi bir adam lazım. O tarz bir adam. Ya bana başka da hiç kimse yok. Kaleci zaten maşallah var. Stoperleri iyi mi? Stoperleri çok iyi. İkisi de iyi. Saiz'i oynattıktan sonra o çocuk da iyiydi. Kolluyu da sağlam bir çok oyuncu. Iyi şeydi. O da giden sakatlanan çocuk da gittikçe üstüne koyuyordu. Talha. Tayyip Talha. Talha'yı çok üstüne koyuyordu. Hatta şeye giden, Antalyaspor'a giden Emircan mı? Ne o? Yok, tabii İstanbulspor'dan geldi. Emrecan İstanbul'dan.
Evet, o, ya bunlar çabuk stoperler mesela, tamam mı? Süratli çabuk adamlar. Bunlar üstüne koyabilirler şeyler. İyi, sağ bek iyi şimdi. Rozier'de çok iyi. Atletico Madrid maçında müthiş oynadı. Sol bekte Masuaku var. Şimdi orada öyle veya böyle milli takımımız oynamış Umut Meraş var. Yani var da var. Beşiktaş orta sahada söylediğim gibi işte Getson'un yerine ya işte şey biraz daha akıllıydı. Getson çok koşu ediyor falan ama ya giden futbolcu gibi o türde bir tane adam alsa bana göre fazla da şeye gerek, seneye gerek yok. Seneye çünkü Cenk var, Abubakar var. Şey var, Redmond var. Forvet'e yani santrafora ihtiyacı var. Yok, Muleka yok var herhalde, sağda solda. Ya bir Muleka de, kalır Muleka mı var hocam? Mı hocam? Muleka kalır bence, kalır. Bence yok be hocam. Ya tam iyi oynarken adam onu oynatmadı. Kimyasını bozdu Muleka'nın şey. Ya ben de golleri Serkan atmaya başlarken bak. Tam Muleka golleri atmaya başladı, adamı kesti birden. Hocam Serkan Reşber'le konuştum. Muleka'yı bulan biliyorsun. Kasımpaşa kariyeriyle başlangıç yapan, 5 yaşa gönderen. Dedi ki Muleka dedi Beşiktaş'ta doğru yerde oynamıyor dedi. Keza Umut Bozok da Trabzonspor'da doğru yerde oynamıyor diyor. Hmm. O yüzden diyor tam verim sağlanamadı diyor. Ondan neresi o olmalı Muleka'nın yeri? Onu direkt santrafor diyor. Direkt santrafor. Direkt santrafor oynamalı diyor Muleka diyor. Umut da diyor kanat oynamalı diyor. Umut? Kanat oynamalı. Bozok. Kanat oynamalı. Beraber zaten gol kralı olmuşlardı. Ya biri şey sezonun, diğerisi yarı sezonun. İkisi de bana aynen göre müthiş gol oynadılar. Ya bak katılıyorum, bravo Serkan'a. Şimdi ya tekrar söylüyorum, diyorum ki bak tam golleri atmaya başladı. Bu adam şeyi kesti bunu. Valerian İsmail. Yani biz futbolun içinden geldik. Adamın kimyasını bozdun ya. Özgüvenini kaybettirdiler adama. Hmm, bir özgüven kaybı. Herhalde canım. Bak şimdi biz, ben santrafor oynadım. Atıyordu yani. Ya bak santrafor oynuyorum ben var ya. Özgüvenim var ki o kaleye 7 metre var ya bana 15 metre gelir. Öbür türlü var ya o 7 metrelik kale sana 2 metre gelir. Tabii. Yani bu kesin olmuş bir şey. İnanamazsın yani. Nasıl böyle psikolojik bir havaya girersin? Girersin. Onun için de ya ben Muleka'yı bırakmam. Enkudu'nun şeyi varsa devam ettiririm hatta. Çünkü ne yapacağı belli değil. Her an bir şey yapabilir. Beşiktaş bana göre Joseph'in yerine yani gitti ya, o da niye gitti, ne oldu onu da soramadım Şenol'a. Tamam mı? Yani onun yerine bir tane öyle o tür bir adam alsın. Şeyler herhalde kiraladık. Maxim kiraladık herhalde, değil mi? Tabii. Kiraladık ama Acamet'i aldılar. O bonservisiyle geldi. Aynen. Salih oynuyor. Bak Salih bir ara gitmişti. Bir ara iyi başlamıştı. Sonra kötü başlamıştı. Şimdi Şenol Hoca geldiğinde iyi oynamaya başladı Salih. Yani belki on numara bilmiyorum alırlar mı. Ben yine transfer döneminin o yarı transfer döneminin 5 yaşa çok yaradığını düşünüyorum ki. Hem yaralarını kapattı hem de bence önemli parçalarını transfer etti. İşte yani Onur'dur. Bu işte arada Kore'dir. Mert'in gelmesi Beşiktaş'a. Tabii çok büyük katkı. Ben geç kalındığını düşünüyorum hocam. Yani kaleye geç teslim aldığını düşünüyorum. Ya artık ona bir şey diyemiyoruz. Bana göre de öyle. Yani bana göre de öyle. Maşallah diyelim ama devam etsinler. Maşallah yani. Maşallah. Yani Beşiktaş bana göre iyi yolda. Ben bu Trabzon'un bu ekstra bir